Doktor sana ne söyledi nenem? Hep aynı şeyler be oğul. İlaçların hepsini değiştirdi. Yaş geçiyor be oğlum. Maşallah nenem, ağaç gibi dimdiksin. Gölgen hepimize yeter. Sen öyle san. Bu ağaç çürüyor içten içe. Her yanlarım ağrıyor vallahi. Bir türlü iyileşemiyorum. Doktor Afyon'da bir kaplıca var. Git ağrılarına iyi gelir dedi. Ah. İyi ama sen buraya tek başına gidemezsin ki. Ana, niye gidemeyim be oğul? 15 gün be. Her sene bir ay kardeşimin yanına gidip durun ya Denizli'ye. Afyon'da onun yanı başı değil mi? Bak, bunu halletsen, halletsen sen halledersin. Kurbanın olayım. Bir konuş babanla. Hadi biraz et onu. Hadi kuzum. Hah. İyi nenem, tamam. Ben hem araştırayım hem de babamla konuşayım o zaman. Ay yaşa kuzum. Kurban olsun ninen. Anam, sağ ol kuzum, sağ ol. Ay. Oğlanların halini hiç beğenmiyorum Atça. Tam toparlanıveriyorlar derken dağılıveriyorlar. Bu akşam yemekten sonra adam akıllı bir konuşacağım onlarla. Şimdi yemekten önce ağzımızın tadı kaçmasın diyorum. Oğlanlarım gene birbirini tutar ama gelinlere hiç laf geçmiyor. Gel yavrum. Nenemin yanından geliyorum. Ağrıları çokmuş. İlaçlar kâr etmiyor diye yakınıyor. İlle de kaplıcalara gitmek istiyor. Doktor tavsiye etmiş. Otel gibi bir yer. İyi oğlum. Sen bir bak bakalım nasıl bir yermiş bu. Böyle bir yer işte. Ne zamandır şikayet ediyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor diye. Ormanda ağaç kalmadı gari onun yaşında. Olacak o kadar. Yaşlılık hiç yakışmadı neneme ya. Anne, moralim çok bozuk şu an. Kıyamam ben yavruma. Ne yapacağım be annem? Hayat böyle işte.